Profesör İlber Hoca'ya soruyorlar. Çatladı da onda. Atatürk Lisesi... Çatladı, evet. Lafa bak, espri yaptı. Atatürk Lisesi'nde kömürcünün mü yoksa Baykuş'un mu talebesiydi? Ha, Necmiye Hanım'ın, yani İsim Baykuş ben de dediğimizin, ben Necmiye Hanım'ın talebesi olmadım. Fakat tabii diyalogumuz vardı. Ne düşünüyorsun İlber? Yazamıyorsan çık dedi. Ben de 10 sayfa yazdım aptal gibi. ama şey, Ruhiye Hanım biliyorsunuz birinci Türk Tarih Kurultayı'na ağırlıklı olarak muallimler vardı orada. Katılan, Allah rahmet eylesin, çok muhterem bir hocamızdı. İlginç. Ben ona yetişmedim. Bir pedagoji yetişemedim. Şeysi vardı, unsuru olarak yerini biliyorum. Talebeyle çok yakından ilgilenir. Ve bunlar tabii eski İstanbul takımı. Yani Ankara'nın öyle bir özelliği vardı. Kurucular gelmiş oradan. Şimdi şey... Eski başka bir şey. O bir kere imtihana sokar, iyi not alırsan bir daha sokmaz Rukiye Hanım. Böyle oturursun köşede. Feyzi Hanım da öyleydi. Tabii. Feyzi Abdullah da öyleydi. Tabii Feyzi Hanım da öyledir. Onlar öyledir. Bir kere imtihan eder... İyi not aldıysan tamam yani. Bitti. Yetmez imtihan. Herhalde şeyden dolayı az alırsa üzülür, mahcup olur falan gibi bir şey var orada. İnce. Ne ince düşünceler yani. Evet, evet. Şeyi soruyorlar. Araya girmeden bir şey söyleyecektiniz. Şunu söyleyeyim. Söylesen. Hoşaf'ın talebesi oldu mu diyorlar. Hayır. Hoşaf fen bölümüne, fene gidiyordu. Evet. Matematikçidir. Sorbon mezunudur. Ünlü bilim tarihçimiz. Paranın Aydın üstünde... Sayılı'nın kız kardeşidir. Onun yanında bir de baklavacı hanım vardı. Soyadı baklavacıydı. O annemin de bir arkadaşıydı. Komşuluk ilişkileri vardı. Bakın beyler, şu 5 liranın üzerinde. Evet. Aydın Bey. Hiç unutmam bak. Aydın Sayılı. Sayın Sayılı'nın, yani sizin hoşap dediğinizin bir şeyini hiç unutmam. Diyor ki valideye. Siz diyor şimdi diyor nasıl dersi hazırlarsın? Annem diyor ki ben gramer veriyorum diyor üniversitede, Rus dilinde. Onu zaten biliyorum diyor. Gidiyorum, anlatıyorum sorunları, temrin. Hazırlanmam gerekmiyor Allah'tan o işe bir de diyor. Bildiği için tabii. Aa, ben yapamam diyor. Gidersin diyor, karşına bir çocuk çıkar, zekidir, seni mahcup eder. Yeni bir çözüm yolu bulur diyor. Hocam mı diyor? Evet. Kadın Sorbon'u bitiren bir... Sorbon'dan da. Evet. Ama işte bak, matematik de bu. Orada bir velet çıkar 16 yaşında. Problemin bir başka çözüm yolunu bulur. Bunu anlamış insanlar. Ne de bulunuyor bunlar. Hayır, yok öyle bir muallim yok İleri yani. İleri görüş tabii. Çok enteresan bir şeydi bunlar yani, hocaydı. Ki hakikaten yani öyle 3 tane 5 tane temirin kitabı değil, devirip gelmiş oradan. Onun için ben tabii o okulda çok şey öğrendim. Biz orada hoca gördük.